Size şunları söyleyebilirim. Kaç sene oldu hocam? Çekiyorum hocam. Kaç sene oldu? Kaç sene oluyoruz? Hocam ben yıllardan 1982 idi. Burun'da küçük cambaz bulundu. Yüzüyorum. O yıllar şöyle yapardık. Buradan bir tane teknemiz vardı. Evden çıkardık ahşap bir teknemiz. Babamlar gidip böyle taşları da onları bırakırlardı. Bir dalmayan bir amcam vardı. Biz küçük çocuklar olarak o buruna giderdik. O burunda biz böyle tabii sular çok berrak o zaman. 82 yıl. 82. 82, 85 yılları yani. Orada böyle başlardık yüzmeye böyle yüzerdik. Ben çok şey pavurya böyle yakalardık. Pavurya yakalayıp yerdim. Ondan sonra o yıllarda orada böyle bir taşın yanında, yani eşkine balığını biliyorum çünkü babamlar avlıyor, babam, amcam, işte yeğen, kuzenim falan, biliyorum eşkine balığını. Böyle masmavi parlayan böyle sırtı, o maviliği ha hiç unutmam böyle ya. Bak şu an gözümü kapatınca o mavilik böyle buramda var böyle. O mavilik, bir masmavi ne kadar güzel duruyordu hayvan. Attım, vuramadım. Vuramadım o balığı. Bu iyi oldu esasında. Bu keşke vuramadım. Sonraki yıllarda eşkıyaların renkleri değişti. Artık öyle mavi eşkine yok. Bütün hepsi grileşti, kahverengileşti. Metropol eşki nasıl oldu mu? Artık öyle mi? Metropol yani şehrin kenarında, şehrin burada en ucunda o güzel anılar böyle egzoza karıştı. Böyle medeniyete karıştı yani. Güzel olmadı. Belki de oldu bilemiyorum tabii. O zaman sonuçta ilk ıskan diyebiliriz buna. İlk ıskan ve en güzel ıskan ve en güzel avundu. Çok güzeldi. Yani o mavilik böyle o kadar güzeldi ki böyle mavi de değil işte o rengi bir görmüşsündür. Ege'de falan o rengi peki yakalarsın hocam, hala esasında. Bu, Ege'de yani bir eşkin adın üzerinde o rengi muhtemelen yakalıyorsundur hala böyle. Şeyde, mavi de değil de lacivert de değil. Yani 80'lerde mi 90'larda mı bu Marmara'da bir şey olmuş, balık işte donmuş mu ne olmuş bir. 92'de balık olmuş. Ne olmuş abi? 92'de bir şey olmuş işte balık. 92 senesi 16 yaşındayım. Tam böyle benim için bir geçiş zamanıydı. Şöyle ki babam biraz artık yaşlanıp dalmayı bırakmıştı. Ben ise tam böyle babamdan öğrendiğim şeyleri tam öğrenmeden bir ara bir formda kalmıştım böyle. Yani dalıyordum ama muhtemelen bir şeyleri çok yanlış yapıyordum. Bir de onun üzerine o balık kırgını geldi ve balık 2 sene falan hiç yoktu. 94'ten itibaren tekrar balık ben vurmaya başladım. Birazcık da işte daha sonra 96 falan böyle internette girince işin içine, internetten biraz etkileşim artınca insanlarla daha fazla böyle görmeye başladım. Hadi bu böyle oluyormuş, bu böyle avlanıyormuş, böyle oluyormuş falan gibi. Oradaki o 92, 90, 92 hatta 90, 93 arası diyeyim. Böyle bir benim için geçiş zamanıydı. 15 ile işte 14 ile 17 yaş arası. Yani bir şey olursa mesela zıpkın avcılığı bırakabilirdim. Sonra bir şekilde devam ettim yani. Çünkü yani babamın da tam böyle bıraktığı zamandı. O yıllar kırgına gelirsek eğer, belki de onda bu kırgının sebebi de vardı. Ben gene dalıyordum. Ama balık yoktu kırgından dolayı. Belki de ondan dolayı bırakacaktım ama 1-2 sene içinde balık geri geldi. Söylenen şu, burada o yıl sahillere bir sürü balıklar vurmuş. Ve o balıkları hep burada sokak köpekleri, bekçiler, işte sitelerin bekçileri falan toplayıp yemişler. Yani benim duyduğum o. Gene 90'lı yılların sonuydu. İlk de şimdi onu da yıllardan beri görmüyorum. Yani kış gelince mesela eşkinaların kafası böyle beyazlaşıyor biraz yani yağlanıyor. Ama böyle 90'ların sonunda böyle bir kış günü dalmıştım. Hayvanların gözü böyle bembeyazdı. Hiç sanki o beyazlıktan dışarısını göremezsin gibime geliyor. Bembeyazdı tamamen. Onu da çok uzun zamandan beri görmüyorum. Ama su o kadar soğuk muydu? Bence değildi. Türkiye'de bir zıpkın yarışması olmuş 80'lerin sonuna doğru. O zaman siz burada mıydınız? 88'de oldu evet. 88. Buradaydım tabii ben doğma büyüme buradayım. 76'dan beri buradayım. Şöyle o yarışma tabii yani hiçbir bilgi hiçbir şey yok. Bilmiyoruz yani. Hadi ben çocuğum da mesela babam falan da sözde dalıyor. Yani tabii ki bizim bugün daldığımız gibi değil ama ya hafta sonu olunca giriyorlar denize, balıklarını avlıyorlar, yiyecekleri kadar balığı avlayıp çıktıkları yıllar. Yani ilgililer yani, zıpkınla balık avcılığıyla ilgililer. Yeni bir yenilik o varsa mesela onu anlamaya, bilmeye, yani birisi gelip bir şey anlatacak olsa oturup dinler yani. O zaman internet falan balık yok tabii. İnternet falan zaten yok. Dalan insan da doğru düzgün yok. Demek istediğim şu, yani iletişim olmadığı için dünya şampiyonasının burada olacağını babam bilmiyor. Ya yani amcam işte yani o zaman bizim ailede dalan insanlar, kuzeni falan bilmiyorlar.
bilseler mutlaka çok daha ilgili olurlardı. Yani yarışmadan önce giderler de işte ne bileyim Silivri'de bakarlardı kim ne yapıyor, nedir falan, nasıl hazırlıklar falan. Çünkü sonradan kaynaklardan okuyoruz ki adamlar bir ay önce gelmişler. Mesela İtalyan takımı. Burada işte dalmışlar etmişler, hatta şey getirmişler. Böyle maket uçak, üzerinde kamera olan maket uçak uçurmuş adamlar burada kıyılarda. Bayağı drone uçurmuşlar için. Yani. Nasıl? Drone uçurmuşlar o drone zaman. Drone gibi bir şey ya. Biz onun drone yok da böyle maket uçak uçurmuş adamlar. Hı-hı. Ondan sonra o yıllar benim yani yarışmayla ilgili tek anım şu. Pazar günüydü. Sabahleyin indik sahile denize. Tekneye binip dalmaya gideceğiz. Yani babamlar dalmaya gidecek. Yani ben biz de ya teknede oturacağız ya da biraz evvel anlattığım gibi biz burun bölgesine gidip orada böyle takılacağız falan kuzenlerle. Denize bir indik. Denizde böyle bir sürü balıkçı teknesi var. Açıkta taşlık meranın üzerinde ve bir hücum bot var kocaman. Ondan sonra gittik, baktık böyle yaklaştık ne oluyor diye. Zıpkına balık alıp dünya şampiyonasıymış efendim. O gün de bizi daldırmadılar. Peki hocam şimdi kaçtı? 80, 90'dan mı başladınız? 90? Yani 94'te tam olarak, 95'te tam olarak başladım. 95'e geri dönsek şimdi, gene zıpkın yapmak ister misiniz? Yapar mıydınız? Yoksa başka bir şey mi vardı? Ya yapardım tabii. Çünkü zıpkın yapardım çünkü o zamanlar çok keyifliydi yani. 95'e dönüyor olsak benim yapacağım şey gene zıpkındı tabii. Peki geldiğimizden o zamandan şimdiye kadarki süreçte neyi farklı yapmak isterdin? Ya işte şu boşa zamanımı şunları harcadım. Keşke şöyle yapsaydım daha iyi dalardım veya şunu yapsaydım daha iyi olur diyeceğim şey var yani mı? Yani şöyle imkanlarım vardı mesela, yapılabilirdi. Daha iyi bir dalışçı olmak için, yani daha iyi, daha uzun nefes tutmak, daha iyi eşitleme yapabilmek için eğitim almak isterdim. Bunlar Türkiye'de de pek yoktu ama yurt dışına gidip yapılabilecek şeylerdi bunlar. Yani böyle şimdi 90'lardan bu zamana dalıyoruz. Uzun zaman geçiyor insanın böyle. Hala eşitlemeyi çok iyi bilmiyorsun. Nasıl iyi nefes tutulur belki hala çok iyi bilmiyorsun. Onları belki o zamanlardan itibaren iyi bir eğitim alınabilirdi. Türkiye'de alınabilecek bir eğitim değildi bu belki ama yurt dışında alınabilirdi. Tüplü mü dalıyorsunuz, tüpsüz mü? Tüpsüz dalıyoruz. Yani dediğim gibi daha iyi ne yapılabilirdi? Bu yapılabilirdi diye düşünüyorum. Yani mesela insan şey diyebiliyor, keşke gidip şuralara dalsaydım, buralara dalsaydım falan. Yok, o olmuyor. Öyle olmuyor. Çünkü bir yandan da böyle iş yaşamı, işte aile yaşamı, onlar bastırıyor insanı. İnsan bu işi çok fazla şey yapamıyor yani, uğraşamıyor. Peki hocam size şeyi sorsam, yani başka bir zıpkıncılık mümkün mü yani? Bu soruyla hep karşılaşıyorum bak. Ya mümkün tabii. Bir kere bu insanı, bunu zıpkınla alakalı bir şey değil. İnsanın kendisini değiştirme potansiyeli her zaman olmalı yani. Bu bir gerek, insan olmanın gerekli. İnsan her zaman kendisini değiştirebilmeli. Karakterini değiştirmek üzere bir çalışma içinde olabilmeli. Çok zor karakterini insanın değiştirmesi ama insan bunun için uğraşmalı mutlaka diye yani düşünüyorum. Tabii başka bir zıpkıncılık mümkün. Peki hocam, bütün zıpkıncılar genelde söylüyor yani mavi bende huydur, mavi bizde huydur. Doğru. Mavi bize aileden gelir gibi. Mavi sizde gerçekten huy mudur yoksa sadece bir renk midir yani? Mavi bende huy esasında olsun isterim ama yaşam yerlerimiz, şartımız dolayısıyla mavi denizlere çok fazla ben ulaşamadım hayatım boyunca. Benim daha ulaştığım denizler daha çok İşte Marmara Denizi'nde tabii çok daldık. Koyu yeşil olduğu zamanlar şanslıydık yani. Peki bende hocam, koyu yeşil bende bir huy, onu söyleyeyim. Ben de onu diyeyim. Koyu yeşil sizde huy. Koyu yeşil huy, bende huydur. Yani öyle diyebilirim. Çok severim koyu yeşili. Bazen sarı olur, bazen kahverengi olur. Bazen bilirsiniz bu alp patlaması zamanında kırmızı olur falan. Tabii peki, o zamanlar dalmıyoruz artık biz de yani. Böyle genelde koyu yeşil bende huy olsun, oldurmaya çalışırım yani. Bunu kaybetmemeye çalışırım bu özelliği. Bir şey soracağım. Siz suyun altında nasıl nefes alıyorsunuz? Suyun altında nefes almıyoruz. Bu soru çok geliyor mu size? Bu soru çok geliyor ya. Özellikle böyle dalmayla alakası olmayan insanlar gelip böyle soruyorlar. Mesela oturuyorsun böyle gelip soruyor. Yani nasıl yani nefes tutuyorum diyorsun. Bir şey soracağım. Nefesinizi kaç dakika tutuyorsunuz? Of, nefesimin sonuna kadar tutabiliyorum. Nefesim bitene kadar nefes tutabiliyorum, tamam mı? Şimdi bu sorular hep geliyor yani. Bu tür yeser yer zıpkıncıysa bu tür soruları hep alacaksın yani. Bu biraz kaçarı yok yani. Alışmak lazım. Bu en azından böyle dalgıç olmanın
önemli unsurlarından biri yani. O soruları her zaman iyi karşılamak lazım. Yani ben şimdi bazen çok agresif oluyorum, böyle kötü cevaplar veriyorum ama insanlara tabii yardımcı olmak lazım yani. Peki üstadım, şimdi Marmara dedin, gri bir deniz, işte yeşil bir deniz falan. Yeşil, hani... yeşil. Çok güzel bir yeşil var ama ya. O yeşil böyle, şimdi bakın böyle, geçen gün neyi fark ettim biliyor musunuz? Böyle mesela Ege'desindir, böyle aşağıya mesela tekne çapasını çekerken o çapa gelir böyle, böyle bir maviliğin içinden gelir böyle, yükselir yükselir. Bir zaman sonra ışık, üzerine ışık vurur parlar, o maviliğin içinde o çapa parlar falan, tekneye gelir o. Bunun aynısı Marmara'da yeşilliğin içinden geliyor o çapa ama o da çok güzel bir renk yani. O da çok güzel bir renk. Turkuaz diyebilir miyiz? Turkuazdan koyu mu oluyor biraz da? Daha koyu. Yani bildiğin orman yeşili gibi, bazen orman yeşili gibi bir renkin içinden gelir böyle. Peki sürekli mesela Ege'de, Akdeniz'de dalmış biri Marmara'ya gelip dalınca ne düşünür sizce? Ya bu biraz görüş daha az olduğu için o biraz bilinmezlik yaratır. O bilinmezlik de biraz korku yaratabilir o kişide. Bende de oluyor. Ben de yani çok bulanık bir suya dalarken korkuyorum tabii ki. Ama gene de bir güzel bir gizemi var yani. Daha sanki daha gizemli gibime geliyor Marmara. Ben öyle düşünüyorum. Yunuslar var denizde. Şurada yunuslar gördüm. Yunusların da tam böyle geç zaman, göç zamanı, böyle yavaş yavaş yunuslar Karadeniz'e çıkıyorlar şimdi. Şurada bir atladılar, atladılar derken şöyle bir çıkıp indiler, bir daha gözükmüyorlar şu anda. Evet, böyle işte. Yarıştan o zaman haberiniz bir var mı? Bir ay önce falan önceydi, şey geldi bana, Esklapez geldi, biraz dedi bana taş altı çalıştırsana dedi. Oğlum hikayeyi anlat diyorum.